Evet arkadaşlar, şimdi Kahoot uygulamasından sınav sorusu nasıl hazırlanır? Buna bakacağız. Yarışma, anket, birçok etkinlikte kullanabiliyoruz bu uygulamayı. Getkahoot.com adresimiz. Sayfamız açıldığı zaman ekranın orta kısmında olan Get My Free Account'tan eğer üye değilsek buradan üye oluyoruz. Eğer daha önce üyelik yapmışsak o zaman sağ üst kısmında bulunan Sign In kısmından sisteme giriş yapıyoruz. Ne diyor bize? Erişim ücretsiz ve 30 saniye içinde oluyor. O zaman tıklayalım ve bakalım sahiden o kadar çabuk mu üye oluyoruz. Sahip olduğunuz organizasyondaki rolünüz nedir diyor. Öğretmen, öğrenci 16 yaş üstü, öğrenci 16 yaş altı, işte orada çalışıyorum. Sosyal olarak kullanmak istiyorum. I'm a teacher diyorum, öğretmenim. Burada işte bağlı bulunduğum öğretmen kurumunu, okulumu yazıyorum. XXX kurumu diyeyim. Username, kendi belirlediğiniz bir username'iniz olsun. 6 karakter ile 20 karakter arasında olmalı diyor. Harf, rakam ve sadece alt çizgi olabilir diye bana burada uyarmış. O zaman ben kendim şey yazayım. E-mail adresimi yazayım. Onaylamak için alttaki seçeneği bir daha yazıyorum. Şifre, bizim belirlediğimiz şifre. Ve create account diyorum. Sistem hesabımızı yaratmış oldu. Şu anda Kahoot sisteminin içindeyiz. Gördüğünüz arayüzü şöyle bir inceleyecek olursak, üst kısımda benim tarafımdan yaratılan Kahoot uygulamaları My Kahoot'ta, başka öğretmenler ya da benim tarafımdan yaratılan Kahoot'un içindeki bütün sınavlar uygulamaların adedi 933 bin olmuş. Bakın bu rakam hızla çoğalıyor. Bana burada seslenmiş, benimle iletişim kurmak istediği arayüzüm burası. Ne yapmak istiyorum? Bir sınava giriş yapmak istiyorum. Herkese açık bir Kahoot bulmak istiyorum. İşte bunu Facebook'ta, Twitter'da, sosyal ortamlarda paylaşmak istiyorum. Sağ tarafta gördüğünüzde de sizin daha önceden Kahoot'ta yaptığınız oyunlar, yarışmalar, bunları kaç kere oynamışsınız, kaç oyuncuyla oynamışsınız, sizin yarattığınızı başkaları kaç kere oynamış, buna ne kadar beğenmişler, favori işaretini eklemişler her yarışmanın sonunda gibi bilgiler var. Geri dönüş bilgileri de bu tarafta. Sistemden çıkmak için sağ üst taraftan sign out diyoruz. Profille ilgili bilgilerimiz, bakın değiştirmek istersek My Profile'dan benim yaptığım sınavlara ait sonuçlar My Result. Change Password'de şifre değişiyor. Hesabınızı komple kaldırmak istiyorsanız Delete My Account. Bu da güzel bir seçenek. Genelde Web 2.0 araçlarında sizi üye ederler. Hatta birçoğunda Facebook'la, Twitter'la, Google Plus'la üye olun derler ama Delete Account, yani buradan çıkmak istiyorum, bilgilerimi silmek istiyorum olmaz. Burada bu seçenek de sizlere sunulmuş. Delete My Account'la istersek buradan çıkıyoruz. Kahoot üyeliğimizi iptal ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bir tane yeni bir sınav mı oluşturacağız? Tartışma mı yapacağız? Anket mi yapacağız? Yarışma yapmak istiyoruz biz. Bu Kahoot'un eğlencesinden yararlanmak istiyoruz. O zaman ben quiz'e tıklıyorum. İlk başta quiz'ime bir isim vermek istiyorum. Deneme diyeyim mi? Ya da dijital vatandaşlık sınavı yapayım. Evet, ismimi verdim. Şimdi sınav soru hazırlama arayüzüm benim karşımda. Şimdi birinci soruda çok kısa bunu tanıtmak için diye yapıyorum. Soruyu yazacağımız yer question. Bir de soruyla ilgili bir görselimiz varsa bakın aşağıda dosya seç diyoruz. Otomatikman bilgisayarımızın kendi arayüzüne dizin yapısını açıyor. Buradan bir resim dosyası, örneğin matematiksel ya da fizikte bir grafik anlatımı varsa bunları buradan resmi aktarabiliriz. İşte sorumuzu da ona göre belirleriz. Şu anda biz birinci soruda öğrencilerimize, yok, öğrencileri değil, direkt öğrencilere yaptığımız için çevrim içi ortamların tehlikelerinden korunmak için ne yapmalıyız? Sorum.
Bununla ilgili bir görselim yok. Ama istiyorsam dediğim gibi görselimi ekleyebilirim ya da videomu istiyorsam videomu koyabilirim. Ne yapmalıyız? 30 saniye süre 5 saniye ile 120 saniye arasında değişen her soruya göre sizlerin belirleyeceği süre limiti var. Ben heyecan çok yukarıda olsun istiyorum. Onun için süremi azaltıyorum. 20 saniye benim için yeterli. Birinci soru, çevrim içi ortamların tehlikelerinden korunmak için ne yapmalıyız? Bir, ne yapmalıyız? Gazete okumalıyız mı? Yazıyoruz. Öğrencilerin okumalıyız kafasını çelecek cevaplar. Kişisel bilgilerimizi paylaşmamalıyız. Doğru cevabım bu, değil mi? Hemen altında bakın incorrect, onu işaretliyorum, correct yapıyorum, yeşil hale getiriyorum. Diğerlerine gene çeldirici cevaplarımı verebiliriz. Tehlikelerinden korunmak için ne yapmalıyız? Oyun oynamalıyız. Gazete okumalıyız. Ailemiz ile Skype üzerinden konuşmalıyız. Başka sorun var ise add question diyorum. Bu soruyu kopyalayarak soru üstünde değişiklik yapıp üretmek istiyorsam yeni soruyu duplicate diyorum. Soruyu silmek istiyorsam delete question diyorum. İlerlemek istiyorum ben kaydet ve ikinci soruya geç diyorum. Kaydettim ve ikinci soruya geçtim. Evet, kaydettim ve ikinci soruya geçmedim. Bakın şu anda yanlışlık yaptım. Kaydettim ve ilerliyorum. Ben geri döneyim. Bu sayfadan ayrılmak mı istiyorum? Save as draft and exit. Draft olarak kaydedeyim ve buradan çıkayım. Geri döneyim. Soruma edit questions dedim. Tekrardan question birim vardı. İkinci sorumu hazırlıyorum. Add question dedim. İkinci soruda aklınıza ne gelirse dijital vatandaşlık. Dijital okur. Şöyle yapalım. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi dijital vatandaşlık tanımı içerisinde değildir? Dijital ticaret, dijital, tabii ben bunları İngilizce yazıyorum, Türkçe yapalım. Dijital ticaret, dijital okur yazarlık, dijital iletişim, dijital sosyal diyeyim. Dijital sosyal çeldirsin. Evet, iki soru hazırladım. Sorularıma sorulu quest, eğer puan veriyorsam sorulup doğru cevap ve süreye göre burada puan işliyor. En sonunda katılan öğrencilerin yanında bir puanlama yapıyor. Eğer puanlama istemiyorsam burada da puansız soru diyorum. Yaptı, iki soruluk yaptım. Save and continue diyorum. Birinci sorum hemen çıkarttı. Bakın 4 seçenekli 20 saniyede. İkinci sorum 4 seçenekli 30 saniyede. Devam ediyorum. İstersen ben buradan ikinci sorumun süresini de değiştirebilirim. Edit question olarak. Değiştirmiyorum. Devam ettim. Dilim İngilizce diyorum. Daha Türkçem var. Çevirdim. Herkese açık mı olmasını istiyorum? Özel mi olmasını istiyorum? Şu anda herkese açık olsun. Hangi kitleye hitap ettiği bir tanımlama istiyorsak öğrencilerin dijital vatandaşlık, öğrencilerimizin dijital vatandaşlık bilgisini ölçmek için hazırlanmıştır diyorum.
başkaları tarafından kolay bulunuyor olabilmesi için mutlaka bir tag etiket veriyor olmamız lazım. Etiketler birden fazla kelimeyi içeriyorsa ne diyor burada? Virgül ya da tapla ayrılmalı diyor. Virgülle ayırdım. Yarışma dedim. Kahoot dedim. K12 diyeyim. Yeter şimdilik bu kadar. Save and continue dedim. Save and continue dedim. Eğer yarışmama bir resim başlık eklemek istiyorsam dosya seçti. Bunu ekliyorum. Geri aldım. YouTube'daki bir videoyu göstermek istiyorsak onun numarasını buraya ekliyoruz. Ve done dediğimde yarışmamız hazırlandı. Bundan sonra sadece eğlence kalıyor. Şimdi oynamak istiyorsak ne yapıyoruz? Deminki gibi hemen yapalım. Play now diyorum. Kimse yok şu anda yarışmaya katılacak. Launch diyorum. Müzik yok. Bunlar yok. Bunlar yok. Sadece launch diyorum. Dijital vatandaşlık üstüne. Bana burada bir numara verecek. Ya, verdiği numarayı öğrencilerimiz buradan start now diyecekler. Şu anda hiç katılımcı yok ama ne yapalım? Hemen başka bir ekrandan Kahoot'e girelim. Kahoot'ten numaramız neydi? Öğrencilerin gireceği 87923. 87923 ile bu oyuna giriyorum. İsim vereyim gene. İdoş, Bidoş. Oyuna dahil oluyorum. Saçma sapan bir isim ama nickname neticede. Oyuna dahil oluyorum. İsmim çıkmış mı? Çıkmış. Öğretmen şu anda yarışmayı başlatabilir. Bir kişiyle deneme yapıyorum. Ben start now dedim. Soru tahtada. Cevaplar öğrencinin katıldığı araç her neyse onun ekranında. Evet. Bakıyorum. Neymiş? Ve ne oldu? Birinci sıradayım. Öğretmen ikinci soruyu ilerliyor. Evet. Öğrenci ekranında gözüken budur. Question geri sayıyor. Bildim. Gördüğünüz gibi birden fazla kişi olsaydı onların sıralanması olacaktı. Bilemeyenlerin ekranında bilemedi, bilenlerin ekranında da bildiyse doğru cevabı, ne kadar kapo puan aldığı ve pozisyonuna ait bilgiler var. Gördüğünüz gibi scoreboard yarışma sonunda belirleniyor ve kazanan en sonunda belli olmuş durumda. İyi eğlenceler.